Bunlarla çok uğraşma diye ne oldu mu? Efendim? Size o dönemde bunlarla çok uğraşma, işte siyaset böyle bir şey değildir. Çünkü siz benden çok daha iyi bilirsiniz, evet, ki tabii, siyasette belli noktalarda tabii, tabii, belli şekilde davranmak tabii gerekir. Yani yani bilemiyorum aklınızda kimler var ama hani bana sadece dost tavsiyesi olarak ya çok fazla girme bu işe anlamında arkadaşlarımın telkinleri olmuştu. Benden sonra bu konularla ilgili benim yaptıklarıma benzer çalışmaları yapanlara belki daha da fazla bu söylenmiş olabilir. Hı hı. Yani Türkiye siyasetinde bu işlere girersen, bu Kürt sorunu ile ilgili fazla söz söylersen, yani sonun pek de iyi olmayan, evet, bir işte, siyaseten gibi bir görüşün belki benden sonra yerleşmesi söz konusu olabilirdi. Ama şunu söyleyeyim, bu bir sorundur. Hı hı. Bu aslında Türk sorunudur. Hı hı. Kürt sorunu da değildir. Bu hepimizin sorunudur. Birliğimiz için, bütünlüğümüz için, geleceğimiz için, hı hı, kardeşliğimiz için bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Şimdi bir taraftan da büyük tartışmalar var. Yani sorunu çözmek gerekiyor ama o kadar başlı ki, çok başlı, zor. Çok zor, çok zor. Son günlerin tartışması da BDP'li Sayın Demirtaş'ın önerisi iki, evet, dilli yaşam. Dillilik, evet. Önce ne düşünüyorsunuz onu soracağım. Sonrasında, evet, tepkileri konuşalım istiyorum. Balçık Hanım, Kürt sorununun nasıl tartışılacağını önce tartışmamız gerekiyor. Yani Kürt sorununu tartışmadan önce bu sorun nasıl tartışılabilir diye bir, peki, yöntem ortaya koymamız gerekiyor. Benim önerim şudur. Bu sorunun çözümünü Kürt kökenli yurttaşlarımız alsak alsak ne alsak, hı hı, koparsak koparsak ne koparsak, evet, diye değerlendirmemeli. Türk yurttaşlarımızda versek versek ne versek, nereye kadar pazarlık versek, pazarlık gibi gitmemeli diye düşünmemeli. Yani. Peki. Bence bizim için, hani biraz önce de söyledim ya, bu bir kardeşlik sorunudur, birlikte yaşama sorunudur. Bizim için, hepimiz için önemli olan nasıl birlikte yaşayacağımızdır. Hı hı. Biz hangi parametreler çerçevesinde birlikte yaşayabiliriz? Bence bu ortaya konmalı. Hı hı. Bu belirlendikten sonra bir açık alan önümüze çıkacaktır. O alanda ilerlenmeli, o alanda yürünmeli. Ben şöyle düşünüyorum. Devletin üniter yapısını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Peki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter olması gerekmektedir. Hı hı. Biz bir ulus muyuz, değil miyiz? Hı hı. Yani farklılıklarımız tabii ki var. Ama farklılıklarımızla birlikte biz bir ulusu oluşturuyor muyuz? Buna cevap vermek gerekiyor. Bence ulusuz. Tabii. Ulus olmalıyız. Tabii. Üç, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, fiziki olarak söylüyorum, toprak bütünlüğünü sağlayacak mıyız, sağlamayacak mıyız? Tabii ki sağlayacağız, sağlamalıyız. Eğer bu üçü üzerinde bizim mutabakatımız varsa, etnik kökenimiz, mezhebimiz, inancımız, dinimiz hatta, evet, ne olursa olsun, üniter devleti, ulusun bütünlüğünü ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, tümlüğünü içimize sindiriyorsak, bence her şeyi konuşabiliriz. İki dilde konuşabiliriz. Her şeyi konuşabiliriz. Yeter ki bu, yeter ki tek ulus olalım, yeter ki tek devlet olalım, yeter ki tek parça ülke olalım. Bu önemli, bu söylediğiniz, çünkü uzlaşmacı bir tavır diye düşünüyorum. Çünkü ha, şimdi şöyle olacak, burada biraz doğrusal programlama gibi düşünüyorum. Yani bunu böyle belirledikten sonra, ondan sonra alan açık. Her şeyi konuşabiliriz. Sonrasında çok ağır tepkiler geldi ama tepkileri konuşacağız kısa bir aradan sonra. Murat Karayalçın'la sohbet devam edecek.